Şöyle git soldan. Sayın Başkanım, Sayın Belediye Başkanlarım, ilçe başkanlarım, sayın basın mensupları, hoş geldiniz. Ankara bir büyük şehir olmanın ötesinde Cumhuriyet'in başkenti, kurucu başkentimiz, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün belki de ilk şehir planını yaptığı, şehir düzenini oluşturduğu, şehri planladığı, tasarımını yaptığı bir şehir. Cumhuriyet'in başkenti olmaya layık bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. 25 yıllık bir kayıp dönemin arkasından Sayın Yavaş başkanlığında son 5 yılda yeniden kimliğini bulmaya başladı. 25 yıl gerçekten Ankara tahrip edildi. Ankara ranta açıldı. Ankara daha sonra sahnede bir terör örgütü olarak gördüğümüz gruplara peşkeş çekildi, parsel parsel devredildi. Ama Cumhuriyeti kuran büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden biri dediği Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Yavaş başkanlığında, Sayın Yavaş'ın adaylığında bu talana son verdi. 5 yıldır Ankara yeniden Cumhuriyet'in başkenti olmaya yakışır bir şekilde yönetiliyor. Ranta değil yeşile yatırım yapılıyor. Sermayeye değil halka yatırım yapılıyor. Ve 5 yıldır yapılanlarla Cumhuriyet Halk Partililer gurur duyuyor. Daha önceki dönem Sayın Yavaş'ın vaatleri vardı. Bu dönem 5 yıl boyunca ortaya koyduğu eserler var. Biz inanıyoruz ki bu seçimde bir önceki başarının çok daha üstünde büyük bir başarıyla yeniden Ankaralıların gönlünde taht kurmuş bir başkan olarak çok daha yüksek oyla seçilecek. Yalnızca Sayın Yavaş seçilmeyecek. Şu anda 3 ilçede belediyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi bu sayıyı çok fazla artıracak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu sağlayarak Sayın Yavaş ve ekibinin daha rahat bir ortamda çalışması için gereken ortamı hazırlayacak. Bu hem Sayın Yavaş'ın hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu topluma bir borcu, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e bir borcu. Bu borcu ödemek için elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Örgütler olarak biz seçim döneminde bütün adaylarımızın arkasında 24 saat çalışacağız ve ne hazindir ki herhalde sandık güvenliği diye istisnai bir kavramın olduğu bir ülkede de atılan oyların güvencesi olacağız. Bir tek Ankaralı'nın oyunun heba olmaması için Ankara'nın bütün sandıklarına, bütün sandıklarında güvence içerisinde sayım yapılmasını ve tutanaklara geçmesini sağlayacağız. Ve 31 Mart akşamı bir kere daha Sayın Yavaş'ın ve ilçe belediye başkanlarımızın başarısını kutlayacağız. Ben bu duygularla Sayın Yavaş'a evine hoş geldiniz diyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Evet. Sayın Başkanım, Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarımız, çok değerli misafirler, sayın basın mensupları. Sayın Başkanımın söylediği gibi Türkiye'mizin gururu, başkentimizi gerçek hüviyetine kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçimden önce verdiğimiz sözün en büyüğü Ankara halkına israf etmeden şeffaf, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim getireceğimizi, bir zihniyet değişikliği yapacağımızı ve tarafsız bir şekilde Ankara halkına hizmet edeceğimiz sözünü vermiştik. Proje nedir diye soranlara da en büyük projemiz aç ve açıkta kimseyi bırakmamak ve Ankara'dan kazandığımızı yine Ankara halkı için harcamak ve Ankara halkını bütün yönleriyle zengin etmek diye söz vermiştik. Yakında seçimden önce sunduğumuz 100 projeden kaç tanesini gerçekleştirdik, kaç tanesini gerçekleştiremedik, bunların sunumunu yapacağımız büyük bir toplantıda yapıp Ankara halkına söz verdiğimiz gibi hesap vereceğiz. Belediye başkanlığımız süresinde
Türkiye'ye örnek olacak, şimdiye kadar hiç uygulanmamış ve belediyecilikte devrim yaptığımız birçok uygulama var. Bunları da kamuoyuyla ve basınla paylaşacağız. Örnek alındık. Karşılığında dünya çapında ödüller de aldık. Ve biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin adil bir şekilde, israf etmeden, tarafsız bir şekilde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetileceğini bütün dünyaya göstermek istedik. Ve çok şükür bugüne kadar da bunu başardık. Aynı yolda devam edeceğiz. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dürüst bir şekilde yönetilebileceğinin ispatını yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. En büyük amacımız turistleriyle beraber Ankara halkının yaşadığı yerde mutlu olan, betona değil yeşile, beton bloklara değil güneşe öncelik veren, halka öncelik veren yönetimimiz aynı şekilde devam edecek. Amacımız şu, Sayın Başkanımın belirttiği gibi, artık belediye meclisinde şimdiye kadar gördüğünüz olayları görmek istemiyoruz. Elbette çoğunluğumuz olduğu zaman da o çoğunluğa dayanarak demokrasiye aykırı bir şekilde yönetimimiz de olmayacak. Ama Ankara halkına şunun müjdesini verebilirim. Ankara'da bundan sonra mevcut belediyelerin üstüne çok daha fazla belediye katmak suretiyle ve belediye meclisinden çoğunluğu sağlamak suretiyle inşallah tabiri caizse şimdiye kadar topal ördek olarak adlandırıldık ama hiçbir zaman şikayet etmedik, hizmet etmekten de geri kalmadık ama inşallah mecliste çok sayıda belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Ankara'yı bize emanet edilen şekilde Cumhuriyet'in başkenti ve dünya başkentleriyle yarışır bir Ankara yapmaya devam edeceğiz ve inşallah başaracağız. Ben şimdiden emek veren, verecek olan herkese çok teşekkür ediyorum ve kendimi de Ankara halkına emanet ediyorum. Soru var mı arkadaşlar? Biz şimdiye kadar Millet İttifakı belediye başkanları olarak çizgimizi sürdürdük. Biz de yine birlikte çalışmak isteriz ama tabii ki takdir kendilerinindir. Takdir Ankara halkınındır. Bir sorun da alacak ama efendim. Geçtiğimiz günlerde kazandığınız bir dava ile ilgili bir kökçe, Dikmen Mahallesi'ndeki iddialarla ilgili tahliye süreci başlayacak. Süreç nasıl işleyecek? Onunla ilgili de kararlarınızın bir kökçe tahliye süreci başladığınız bir konu var mıdır? Şimdi değerli arkadaşlar, çok sayıda dosyamızın bir kısmı takipsizlikle sonuçlandı. Bunlara gerekli itirazlarımızı da yaptık. Oysa savcılığa gönderdiğimiz bütün dosyalar daha önceden müfettiş raporlarıyla bağlanmış dosyalardı. Bunlardan bir kısmı hala bekliyor. Ama bu arada da bizimle ilgili herhangi bir şikayet edildiği zaman hemen müfettişler geliyor. Gururla söyleyebilirim ki belki yüzlerce hakkımızda şikayet edildi. Daha bir tek soruşturma izni çıktığı yok ve tamamı da takipsizlikle sonuçlandı. Ancak bizim yaptığımız şikayetlerin dosyaları halen bekliyor. Bu konut davası bir belediye başkanı 3 yıl dolmadan kendi belediyesine ait bir konutu satın alamaz. Sayın Gökçe'ye görevi bırak dedikleri esnadan daha sonra kendi başkanlık yazısıyla oturduğu konutun lojman olarak ve ofis olarak kullandığı 4 adet konutu satışına karar vermiş ve kendisi de o mecliste başkanlık yapmış satış kararı verirken. Oysa 3 yıl geçmeden satın alamazlar. Kendi ve yakınlarını da kapsar bu yasak. Takipsizlik verildi ama şu anda takipsizliği de yeniden kaldırılması için itiraz edeceğiz. Bu bir suçtur. Yerel mahkeme aleyhimize karar vermişti ancak istinaf çok gerekçeli bir şekilde bizim iddialarımızı da ortaya koyar şekilde tapunun iptaline ve tekrar belediye adına tescilline karar verdi.
Yargıtay süreci de var. Ama değerli arkadaşlar, bunun için ben soruşturuldum. Ve Danıştay bu soruşturma izni kaldırıldı. Bir tek olay odur. Niye soruşturdun diye soruşturuldum ama sonuçta haklı çıktım. Sadece konut olsa daha iyi. Belediyede yaptığımız incelemede özel kadem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçe'nin evine gittiğini gördük. Bunu da soruşturuyoruz. Yani sadece evi satın almamış, eşyalarının da parasını belediyeye ödetmiş. Maalesef durum budur. Biz Ankara halkının bir kuruşunun hesabını sormakla görevliyiz. Gerisi yargının işi. Umuyorum ki bu mahkeme kararı çok net. Yargıtay aşamasını beklemeden evi tahliye etmesi beklediğim bir davranış. Aslında beklemediğim bir davranış ama olması gereken odur. Evet, bu kadar herhalde. Ankara'mıza hayırlı olsun, Türkiye'mize hayırlı olsun inşallah. Sayın Yavaş'ın başvurusunu aldık. Başvuruyu işleme koyduk. Sayın Başkanıma alındı belgesini takdim ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Tekrar hayırlı olsun. Hanımefendiye de hayırlı olsun. Başkanımın tabii en çok gördüğü insan evdeki eşi. Nazik katkılarından dolayı, hoşgörüsünden dolayı hanımefendiye de özellikle teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.